Kötü ortamda kötü insan olanın suçu ne? Yani hiçbir suçu yok mu? Yani kötü insanlarla olmasaydı, çok gördük kötü insanlarla beraber olup da, değil mi? Evliya olanı da görüyoruz insan, daha iyi olanı da görüyor. Ama peygamberin ocağında, peygamber efendilerimizin yemeğinde olup da, Hazreti Nuh'un işte oğlu. Yani kafir olan da oluyor yani. Yani burada sanki kötü ortamda yetişip de kötü insan olanın suçu ne? Yani hiçbir suçu yok. Masumdu. Öyle bir şey yok. Bazen o kötülükleri görüp de hayra dönüp de o kötülüklerin karanlığının ne olduğunu bilip de hayırda veli olan çok insan da var. Yani istedi de mi Allah kurtarmadı? Allah haşa zulüm mü etti yani? Kim istedi de Allah onu kurtarmadı? İşte peygamberin amcası kafir işte eli kurusun diyor Allah yani. Diğer amcası Hazreti Hamza işte radıyallahu anh. Aynı anne babadan vücuda dünyaya gelmişler. Yani burada insanın iradesine göre Allah daima kapıyı açar. Çok insanlar vardır böyle. Yeter ki istesin insan, değil mi? Yeter ki istesin. Ben böylelerine de denk geldim. Yani kötü ortamda doğmuş, büyümüş. Evet, böylelerini de Allah nasip etti görmeyi. Ya onun ne olduğunu biliyor, o kötülüğün ne olduğunu biliyor. Nasıl olduğunu biliyor. O yüzden canla başla Kur'an'a sarılıyor böyle. Aşk-ı şevk içinde böyle hizmet, iman ve Kur'an'da koşturan insanlar da gördüm böyle. Bir gün öyle işte yani yaşımız 20-30 arasıyken Romen bir aileye şeye gitmiştik, ders sohbete gitmiştik böyle. Romen bir aile. Ya gittik bir sürü insan toplanmış ders okuyacağız. Ev sahibi koskoca 50-60 yaşında adam bize göre o zaman gençken. Adam yerde oturuyor. Ehli iman 5 vakit namaz, o kötü bir yoldan yerde oturuyor. Dedim ya yerde oturma gözünü seveyim mahcup oluyorum dedim. Hocam dedi sen karışma. Sen dedi buraya bana Allah'ı ve Resulünü anlatmaya geldin. Ben senin yanında dedi koltuğa oturamam dedi yani. Ya. Mahvoldum yani. Dedim bu Kur'an'a yapıyor bu. Bana yapmıyor bunu. Ben dedi ben oraya oturamam dedi. Bu kötü yoldan gelmiş bir adamdı. Beş vakit namaz kılan. Yüzü nur gibi bir adamdı yani. Ya. Ya ben Roman mahallesinde doğdum, orada büyüdüm işte uyuşturucunun içinde oldum işte falan falan evde ben de bir şey mesuliyetim yok dememiş adam yani. Ve öyle bir sürü insan vardı. Evet. Nefsi temize çıkarmaya gerek yok. Yani şöyle yine okuyayım yani böyle yani bunlar hep böyle güzel yazılmış şeyler de güzel niyetle. Yani tövbe etti tamam diyorsun. Yani ben demiyorum bir şey de. 30 sene kötülük yaptı, pişman oldu. Bir sene iyilik yaptı. Bunun da cennete gitmesi adaletsiz değil mi? Allah Allah. Yani adaletin ölçüsü bende mi ki, sende mi ki adaletli mi, adaletsiz mi? Yani buna hüküm vereceğiz. Adili mutlak olan Allah varken hüküm bize mi düşüyor? Kalplerin derinliklerini bilen bir Allah varken hüküm bize mi düşüyor yani? 70 yaşında tövbe eden Ebu Süfyan var. Her gün belki pişman oldu. Belki kalbinin derinliklerinde yandı belki. Ne biliyoruz ki biz? Bilmiyoruz ki. Kalbine mi açıp baktık yani? Yani böyle şey gibi. Kusura bakmayın inşallah. Böyle hakkınızı helalden. Yani matematik hesabı gibi böyle ilkokul çocuğu gibi. 30 sene kötülük yaptı. Bir sene iyilik yaptı. 30 sene bir sene 29 sene kötülüğü. O zaman cehenneme nasıl bir şey bu? Nasıl bir adalet kavramı olur bu? O bizi ilgilendirmez. Biz adili mutlak değiliz. Biz bilmiyoruz ha. Ama biliyoruz ki adili mutlak olan bir Allah var. Yani burada onun hükmünü mü sorgulayacağız yani? Ondan daha mı adaletliyiz yani? Niye cennetini aldın mı diyeceğiz yani? Eğer varsa öyle bir kavram.